Pınar Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından düzenlenen Akademide Üç Kuşak başlıklı sempozyumumuza hoş geldiniz. Bu oturumda İnen Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Kavruk ve yine İnen Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Handan Belli ve bendeniz Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Kazım Yoldaş sizlere sunumda bulunacağız. Daha doğrusu hocalarımız bulunacak. Ben de oturumu yönetmeye çalışacağım. Bu bir defa açılış konuşmalarını dün dinledim de Profesör Doktor Kazım Yetiş'in bir ifadesi aklımda kaldı. Rektörümüz Kazım Uysal benim adaşım. Hocam da ona dikkatleri çekti. Hocamız daha önce duymadığımız bir tabir kullandı. Akademik baba mı dedi, bilimsel baba dedi danışman için. Şimdi yeni bir tabir. Şimdi Hasan Kavruk hocamız benim bilimsel babam. O zaman Handan Hanım'ın da bilimsel dedesi mi oluyorsunuz hocam? Saç baş dede olmaya müsait. Evet. Dolayısıyla hakikaten bu konu da açılıştaki konu da vefaydı. Akademide vefa çok hoş bir konuydu. Hocalarımız güzel şeyler anlattılar. Açılış konuşmasını videodan dinledim ben o konuşmaları. Güzel bir düşünce. Böyle bir ortamda üç kuşağı bir araya getirmeleri. Ben orta kuşak olarak sizlerin moderatörlüğünüzü yapıyoruz. Böyle bir vefa örneği olarak bir araya gelmemiz hakikaten iyi düşünülmüş bir proje. Öyle diyeyim. İnşallah verimli de olur akademik yönden. Yani işin duygusal boyutu bu. Aynı zamanda Hasan hocamın da hocası o zaman Hasibe Mazıoğlu hanımefendiyi de rahmetle yad edelim bu arada. O da bizim bilimsel babaannemiz mi oluyor? Herhalde evet, öyle. Aynen. Ben hocamın hocası Hasibe Hanım'ı bir kere telefonla aradığı zaman hocam sizi yoktunuz odada ben asistanınızken açtım. Fakat genç kız gibi çıkıyordu sesi maşallah. Dinçti yani. Öyleydi. O telefonda bir tanışmak. Yani yüz yüze tanışmak nasip olmadı. Allah rahmet eylesin. Keşke tanışsaydık. Yüz yüze de sohbetinde bulunsaydık. Bunlar güzel şeyler tabii. Vefa. Yani sizin dönemlerinizde hocamız bir hayli yaşlıydı. Davet etme fırsatımız olmadı. Yoksa ben çok düşündüm getirelim diye. Çok iyi olurdu aslında. Ama yani o kadar yaşlıydık yani 80'li yaşların üzeriydi. Hocamızın öyle hareket. Ama sesi çok dinçti hocam ya. Ben şaşırdım dinçti, yani. Zihni dinçti. Evet. Çalışmadan hiçbir zaman geri kalmadı. Ama fizyolojik olarak gerçekten yaşlıydı yani. Hocam inanın sohbet etmeyi de özlemişiz bu pandemiden dolayı yüz yüze görüşme fırsatımız olmuyor kimseyle. Ama bugün de tevafuk cuma namazı var. O yüzden çok fazla sohbet imkanımız olmayacak herhalde. Ben ya hemen süreniz sınırlı Kazım Bey. 12-15'te evet, bitiyorsunuz. Hemen akademiye geçelim diyorum bu samimi sohbet ortamından. Handan Hanım'ın bir sunumu olacak bu oturumda. Önce Handan Hanım'ı tanıtayım isterseniz kısaca. Kişisel bilgilerinden edindiğim kadarıyla ben Handan'ın yüksek lisans hocasıyım. Lisansı ve yüksek lisansı ve doktorayı hepsini de İnan Üniversitesi'nde. Kendisi de bir Malatyalı olarak Malatya'dan pek çıkma fırsatı olmamış. Bilemiyorum bundan sonra nasıl olur da. Lisansı da, yüksek lisansı da, doktorayı da İnan Üniversitesi'nde okumuş. Ben hem lisanstan hem yüksek lisanstan hocasıyım. Bilmiyorum Hasan hocamdan ders alma fırsatınız oldu mu Handan Hanım? Bilmiyorum. Hocam ben hem sizden ders aldım hem de sağ olun hani siz o dönemde yönlendirdiniz. Doktora da biz Hasan hocamdan ders aldık doktora eğitiminde. Ne güzel. Yüksek lisans olamamıştık ama doktora da hocamız oldu zaten hocamız. Bunun dışında tamam. Da aynı üniversitede olduğumuz için
Benim de danışmanım gibi sıkıştığımız anda zaten Hasan Hoca'nın yanına gittik. Zaten yani orada baba gibi olduğuna göre artık babalık ölene kadar bitmediğine göre hocalık da bitmiyor demektir. Yani öyle Hasan hocam. Hoca pazara kadar değil mezara kadar hocamız elhamdülillah. Öyle Ötesi hocam. de gerçi aynı yaşta olacağız ama ahirette de hocamızdır yani. Evet. Hocalık sizin sayenizde hakkı kadar önemlidir. Evet. Bana hala daha hocam ödev veriyor mesela. Bak profesör olduğum halde telefon açıyor bana ödev veriyor. Ve biz ne de güzel yapıyoruz. Hocam. Unutmuyor hocamız hiç kimseyi. Ben de sizin sayenizde hani yüksek lisans hocam olarak sizin sayenizde Hasan Hoca ile tanışıp hani bu gidiş gelişleri arttırdım. O yüzden de çok mutluyum. Dediğiniz gibi benim de akademide hani danıştığım bir hoca, baba. Tabii tabii. Akademisyen dediğiniz zaman. Hiç esirgemez yani. Kendisi bildiğini, elinden geleni asla esirgemez. Çok sağ olun. Kazım hocamız, Kazım Yetiş hocamız şöyle bir şey vurgu yaptı. Vefa dedi istenilmez, verilir. Yani benim öğrencilerim bana vefa göstermese de ben onlara gene ne gerekiyorsa yaparım. Öyle de bir güzel tevazu örneği gösterdi. Ben artık daha fazla detaya girmeden Handan Hanım'ı kısaca tanımış olduk. Sunumuna geçsin istiyorum. Yazarı bilinmeyen bir hadis tercümesi üzerine bazı dikkatler başlığını taşıyor. Evet Buyurun. Hocam. Süreniz 15 dakika. Çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle sözü alarak hani eserimizi tanıtmak istedim ama hocalarımızla ilgili, sizinle ilgili zaten en başta da söylediğim gibi akademik hayatta bana her zaman destek olmuştur. Hem Kazım hocam gerek Hasan hocam. Onlara tekrar hani sunuma geçmeden önce teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmayı da yaparken birçok noktada hocalarımla hani bir araya geldik, konuştuk. Onlardan işte arada kaldığım çok yer oldu. Hocalardan hemen fikir danıştım, onlarla görüştüm. Bu konuda zaten danışmanlık da herhalde burada devreye giriyor. Yani çıkmazlar olabiliyor. Bir de eski Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı alanında bilinmeyenler daha fazla. Eserlerin tabii ki tertip düzeniyle ilgili bir durum bu da. Eserlerle ilgili kayıtlar yanlış tutulmuş olabiliyor. Bu tarz sıkıntılar da olabiliyor. Bu konuda Hasan Hocam da zaten söylemişti hani bilinmez bir kuyu. Ama o kuyuya girmek gerekiyor. Hani birilerinin de bu alanda bir şeyler yapması, bir ışık yakması gerekiyor. O anlamda hocalarım bana yardımcı oldular. Sunum içerisinde de o konuda arada kaldığımız noktalarda bir arada istişare ederek devam ettik. Benim sunumum yazarı bilinmeyen bir hadis tercümesi üzerine bazı dikkatler. Özellikle bu başlığı seçtik. Çünkü dikkatler yani bazı konuların üzerine bazı dikkatlerin yöneltilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü net olmayan bazı durumlar da vardı. Bu sunumumda çalışmamda esas bizden çalışmaya iten şey Sivas Ziyabey Kütüphanesi'nde yazma eserler içerisinde bir eser tespit ettik. Bu bir dua mecmuası gibi de mecmua gibi bir eser, yazma eser. İçerisinde dörtten fazla dört eser var. Bu eserlerin içerisinde bir eser kütüphane kaydına hadis, manzum hadis olarak kaydedilmiş. Bir 16.377 numaralı kayıtta manzum hadis, 96 hadis var diye kaydedilmiş. Biz de bu bilginin üzerine eseri aldık ve eser üzerine inceleme yaptık. Eser üzerine inceleme yaptığımızda aslında bu eserin evet bir hadis, hadis benzeri sözlerin olduğunu, ilk giriş bölümünde hadislerin ardından da iki beyitle yani bir kıta ile tercümelerin olduğunu gördük. Hocalarımla bu tercümeleri inceledik. İncelediğimizde zaten İslami dönem klasik Türk edebiyatının önemli bir temayülüdür. Halka dini öğretmek için sadeleştirmek, yani Arapça ifadeleri, ayetleri, hadisleri tefsir etmek, tercüme etmek, sade bir dille okuyucuya aktarmak amacı var. Bu eserde de amacın olduğunu gördük. Arapça bir vecizle, söz veya hadis yazılmış kırmızı mürekkeple ardından da kıtalarla tercümesi yapılmış. Bu anlamda esere baktığımızda eser didaktik bir eser. Edebi anlamda incelemeyi düşündük ama biraz daha lirizmi daha geri planda, didaktik üslubu daha ön planda olduğunu gördük. Bu anlamda bir vecizle, atasözü mahiyetinde sözler, açıklamalar olduğunu da gördük. Ancak eserin içeriğine baktığımızda bu hadislerin
hadis mi, yani katalog kaydında yazılan şekilde hadis mi, yoksa vecize mi, yoksa işte Arapça hani sözler mi, kelam-ı kibarlar mı? Bu konuda biraz inceleme yapmak gerekti. Arapça bölümleri çevirdik. Arapça bölümleri çevirdiğimizde içerisinde hadislerin de olduğunu ama aynı zamanda da Hazreti Ali'ye ait hadis olarak da ifade edilen, yani Hazreti Ali'nin sözleri aslında bir nevi hadis gibi düşünülmüş ama tam olarak hadis değil, vecize diye ifade ettiğimiz sözler, hadislerin daha özü gibi ifade edilen sözler olduğunu gördük. Bu anlamda bir literatüre baktığımızda hadis üzerine neler çalışılmış ve Hazreti Ali'nin sözleri üzerine hangi türde çalışmalar var, neler yazılmış geçmiş dönemde, onlara baktık. Hadis anlamında baktığımızda 40 hadislerin ve 100 hadislerin yazıldığını gördük ki zaten edebiyatımızda 40 hadis yazma peygamberimizin Allah-u Teala'nın kendisine mağfiret etmesi ümidiyle benden 40 hadis yazana Allah-u Teala rahmet edip şehit mertebesi verir hadisi etkili olmuştur. Bu yüzden bizim şairlerimiz, yazarlarımız 40 hadis derlemiştir. Hatta Türk Edebiyatı'nda baktığımızda Necip Fazıl'ın dahi 101 hadis derlediğini görüyoruz. Yani sonraki yüzyıllarda da var. Ancak öncesinde de 40 hadis ve 100 hadis gelenek şeklinde devam etmiş. Aslında bu her iki gelenek, hem Hazreti Ali vecizeleri hem 40 hadisler öncesinde Arap Edebiyatı'nda ilk örnekleri görülmüş. Arap Edebiyatı'na baktığımızda Cahız'ın ilk olarak Hazreti Ali'nin sözlerine bakıp onlar içerisinden 100 tane sözü derlediğini görüyoruz. Bu 100 derlenmiş Arapça söz daha sonra Reşidüddin Vatvat tarafından da Farsça olarak tercüme edilmiştir. Farsça tercümelerine tabi biraz da açıklamalar eklemiştir Reşidüddin Vatvat. Ardından da Türk şairleri bu geleneği devam ettirmiştir. Yani Sat Kelime-i Ali başlığıyla Hazreti Ali'nin 100 vecizesi bu şekilde tercüme edildiği görülmüştür. Aynı şekilde 40 hadis ve 100 hadisler de yine bu gelenekle hazırlandığını görüyoruz. Orada da yine Abdurrahman Camii'nin Erbain adlı eseri, yine Tercüme-i Erbain'deki hadisler etkili olmuş. Orada da genelde Abdurrahman Camii'nin bulmuş olduğu o hadisleri daha sonraki şairlerde Türkçe'ye çevirmiştir. Hatta Ayşe Nevai'nin, Fuzuli'nin bu alanda yazmış olduğu eserler var. Genel literatürde bu yönde eserler çok fazla olduğunu gördük. Ancak Sat Kelime-i Ali yönün, Ali ile ilgili hani yazılmış eserlerin daha az olduğunu, tabii ki 40 hadis ve 100 hadislerin Türk Edebiyatı'nda daha çok yazıldığını bilmekteyiz. Bu eserin de aslında katalog kaydında manzum hadis olarak yazılması bu anlamda ilginç geldi. Ya katalog kaydını hazırlayan kişi içeriği tam olarak okumadı ya da okusa dahi arada kaldığı bazı durumlar olabilir. Çünkü bazıları hadis olarak, yani biz de esere baktığımızda birazdan yansıtacağım oradaki vecizeleri, hadisleri. Burada bazılarının hadis olduğunu, bazılarının mevzu hadis olduğunu, bazılarının kutsi hadis olduğunu görebiliyoruz. Burada Sat, ki yani Sat 100 sayısının seçilmesinde de aslında peygamberimizin hadisleri üzerine söylenen 40 hadis derleme, 100 hadis derleme üzerine söylenen hadislerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Şia alimleri de hadislerimizden 40 hadisi kim ezberlerse, ya Ali ümmetimden kim 40 hadis ezberlerse gibi 40 hadis ezberlemek üzerine hadislerin olduğunu görüyoruz. Yani Sünni kaynaklara benzer şekilde. O yüzden bu türün de 100 rakamı üzerinde gitmesinin sebeplerinden biri yine 100 hadise benzemesi veya 40 hadise benzemesi sebebiyle Sat Kelime, Sat Güftar olarak da geçebiliyor bu alandaki çalışmalar. Bu alana baktığımızda tabii ki alanda çok önemli çalışmalar yapılmış. Hazreti Ali'nin vecizeleri Adem Ceyhan tarafından Türk Edebiyatı'nda Hazreti Ali Vecizeleri adlı bir çalışmayla bulunan vecizeler, yazmalarda bulunan vecizeler yayınlanmış. Daha sonra Adem Ceyhan'ın bu alanda önemli makaleleri var. Onlardan da istifade ettik. Bizim yazma eser hakkında söyleyeceğimiz, bu eserin giriş bölümünde herhangi bir başlık yok. Yani Hazreti Ali'nin vecizeleri olduğuna dair bir başlık yok. Veya peygamberin hani hadisleri, doğrudan peygamberden alınan hadisler olduğuna dair bir bilgi yok. Hatta normalde 40 hadis, 100 hadislerde Kalu Resulullah ifadesi geçerken burada böyle bir ifade yok. Hatta Kazım Hocam'la, Hasan Hocam'la da buna bakmıştık. Burada daha çok işte bilgeler, hakimler dedi ki gibi ifadeler, geçiş ifadeleri var.
O yüzden biraz daha bu eseri manzum yani hadisten ziyade biz bunu Hazreti Ali vecizeleri olarak bu tür altında incelemenin daha uygun olduğunu tespit ettik. Muhteva bakımından hadis metinlerinden oluşmaları yanı sıra hani dediğimiz gibi vecizeye ona ait sözler olması bakımından da muhteva bakımından da Hazreti Ali vecizelerinin daha çok olduğunu görmekteyiz. Yalnız sayının 96'da kalması burada hani 100 sat kelime diye geçen türün burada neden 96 olarak kalması? Bu konu üzerine de Hasan Hocam'la görüştüm. O da hani der kenarlarda eserin başında veya sonunda eklenmiş olabilecek, yazılmış olabilecek vecizeler, hadislerin olduğunu söyledi. O anlamda der kenarları okuduğumuzda der kenarlarda müellif veya istinsal edenin notları olabilir. Not olarak dipnotlar var. Bir, iki söz olarak yine hadis diyebileceğimiz sözler var. Ancak tercüme yok. Yani der kenarlarda o usul, metnin usulüne uygun şekilde hazırlanmamış. Sadece bir, iki söz olarak yani sayı 96'da kalmış bu yazma eserde. Bu benzeri duruma baktığımızda daha önce yazılmış Sefine-i Tebrizi adlı İran'da yazılmış yine sat kelime-i Ali türünde yazılmış bir eserde de sayının 96'da kaldığını görüyoruz. Yani burada sayının eksik kalması kenarlarda yazılan hadisleri ekleyerek de tamamlanması gibi düşünülebilir veya bu hani müellifin bir tasarrufu gibi. Hatta bu eserin tertibinde çok geleneksel Türk edebiyatında hani yazımda, edebi yazımlarda giriş bölümü olur. Besmele ya da hamdele bu bölümlerin de olmadığını görüyoruz. Yine sonuçta dua bölümü bir beyitle var, bir dua bölümü var. Ama sonrasında temmet kaydı var. Temmet kaydında da eserle ilgili 1012, Hicri 1012 yani istinsah tarihi miladi 1604 yılı kayıtlı. Bunun dışında başka bir müellif bilgisi yok. İstinsah eden kişi için Yahya, Yahyi ismi yazılmış. Yani istinsah eden kişi ismi olarak düşündük. Bunu da yine Hasan Hocam'la tartıştığımızda bunun muhtemelen müellif ismi değil, istinsah eden kişinin ismi olduğu yönünde fikrimiz hani ortak bir fikir beyan ettik ama yine de bu konuda hani kime aittir bu eser diye incelediğimizde eserin kütüphane kaydındaki diğer eserlere baktık. Yani aynı mecmua içerisinde birinci olarak kitabı tabirname yer alıyor. Bu müellifi belli değil. İkinci eser Eyyam-ı Sat vel Hasenat vel Mahsurat adlı bir eser yer alıyor. Bu eserde de tarih yok ama yazan kişi hakkında Abdülgazi bin, Abdülcelil bin, Abdülsemet bin, Ali bin, Mikail bin, Muhammed Şah gibi bir isim yer alıyor müellif olarak. Ardından bu manzum hadisler diye kaydedilen kütüphane kaydına ait toplamda 10 varak burada yer alıyor. Ve ardından da bir ruzname yer alıyor bu mecmua içerisinde. Bu bir başucu kitabı gibi, bir dua mecmuası gibi düşünülebilir. Zaten içeriğine baktığımızda içerikte hadislerde daha çok nefsle ilgili, tatlı dil, iyilik, cömertlik, sabır, zulüm, kötülük, tevazu, açgözlülük, cimrilik, edep, hırs, intikam, istişare konusunun önemi, yalan söylememe, doğruluk, vefa, takva, vera konusu, esenlik konusu, cehalet, akıl, oburluğun kötülüğü üzerine yine bir konu, bir hadis, kıskançlık, kötü huy gibi insanı ahlaki anlamda iyi bir yöne yöneltecek çeşitli konularda tavsiyeler, yani ahlaka dair konuların anlatıldığını gördük. İçerik bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani ahlaki daha çok konular üzerine burada da yine Hazreti Ali'nin zaten bilinen vecizelerinin de çoğunlukta bu yön üzerine olduğunu da söyleyebiliriz. Sade bir anlaşılır bir dil kullanılmış yazma içerisinde çok halkın dilinde olan bazı vecizelere rastladık. Bunu da birazdan slide içerisinde göstereceğiz. Vezin ve kafiye bakımından bazı pürüzler var ama vezne uyulmuştur. Mefaidün sanırım vezini tam hatırlayamadım ama biraz sonra Mefaidün feulün. Evet hocam mefaidün feulün vezninde yazılmıştı. Vezinle yazılmış bir eser. Ancak diline şöyle bir hani eski Anadolu Türkçesi dili özelliği gösteriyor mu diye incelediğimde belki 15. yüzyıl gibi ya da 14. yüzyıl gibi erken bir dönem değil ama
16. yüzyıl özel dil özelliklerini gösterdiğini söyleyebiliriz. Zaten istinsal tarihi 17. yüzyıl. Y kelimesinin geçmesi, yine ekleşme olmaması, dert durdur şeklinde kullanımların olduğunu görüyoruz. Yani ekleşme olmadığını, bazı kelimelerde yuvarlaklaşma zaten hani o dönem itibariyle yuvarlaklaşma olduğu için bu şekilde okuduk. Eserde hareke kullanılmadığından hani bu konuda tam bir şey söyleyemiyoruz ama yine hareketsiz bir metin ama sade bir dil ve Eski Anadolu Türkçesi özellikleri var. Tezat, mecaz, teşbih gibi sanatlar yine yapılmış edebi anlamda benzetmeler. Ama çoğunluk halk deyişleri ve halkın arasında çok bilinen benzetmeler kullanılmış. Ben şimdi hemen şeyde açayım hocam, slide'ın üzerinden de eserden örnekler. Biraz süremi açtım mı bilemiyorum ama hemen örnekler üzerinden konuşabiliriz hocamla. Hızlıca birazca hocamıza tamam. Daha fazla vakit ayıralım. Tamam hocam, hemen. Ben hemen slide'ı da açıyorum. Burada hocam slide içerisinde de şöyle yazmada yer alan Arapça hadisler kısmında bazı hadisler var. Onları hani sizlere de gösterelim. İlk hadis: Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu mevzu hadis, kutsi hadis diye de bilinen bir hadis. Burada diğer kelimeyi sat Ali'de, diğer sıralamalarda bu sıralamaların farklı olduğunu görüyoruz. Buradaki sıralama ilk olarak bu hadiste başlıyor. Daha sonra el-merru mahfiyun tahte lisanihi velafi tallesanihi. Kişi kıyafetinin altında değil, dilinin altında saklıdır gibi diğer hadislerde sıralanıyor. Burada yansıttığım şekliyle dili tatlı olanın dostu çok olur gibi yine veciz sözler ve hadisler. Burada Sefine-i Tebrizi başka bir Hazreti Ali'ye nispet edilen duaların ve işte sat kelimenin, sat cümlenin yer aldığı bir eserle karşılaştırdım. Oradaki karşılaştırmaya göre orada zaten yine giriş bölümünde tevhid bölümüyle Allah'a hani dua ile başlandığı tevhid bölümünün olduğunu görüyoruz. Bu eserde böyle bir bölüm yok ve burada yine Hazreti Ali'ye ait olduğunu belirten sözler var. Bizim eserimizde böyle bir yazmada böyle bir giriş yok. Orada da birinci vecize perde kaldırılmış olsaydı bile imanın şimdikiden fazla artmazdı gibi birinci. İkinci olarak insanlar babalarınkinden daha ziyade kendi zamanlarına benzerler gibi hadisler ve burada beşinci sırada kendini bilen Rabbini bilir. Bizim incelediğimiz yazmada birinci sırada. Burada bu karşılaştırmayı yapmamız sebebi aslında benzer vecizelerin olduğu bu sat kelimelerde her şairi benzer vecizelerle karşılaştık. Burada mesela kimin söylediğine değil ne söylediğine bak. Bela anında sabretmek imtihanın parçasıdır. Ne peygamberin sözü sabretmek ilk andadır sözünü hatırlatıyor, hadisini hatırlatıyor. Bu yüzden hem hadis hem de vecize haline gelmiş sözler olarak. Burada yine Sefine-i Tebrizi ile karşılaştırdığımızda kişinin dilinin altında gizlidir. Kişi dilinin altında gizlidir. Aynı şekilde burada da yine aynı vecizenin bu yazmada da yer aldığını söyleyebiliriz. Bu şekilde 96 tane vecize okunarak tespit edildi. Burada ekrana yansıtıyorum ama hani tek tek okuyarak zaman geçmesin diye aşağıdaki kıtaları okumanın daha uygun olacağını gördük. Burada bir de şöyle baktığımızda hocam, vecizelerin aslında günümüzde kullandığımız atasözlerinin anlam bakımından aynı olduğu atasözleriyle gördük. Buradaki atalar sözlerinin de aslında dini kaynaklardan oluştuğunu, süzülerek geldiğini düşündük. Hasan hocamla da bunu konuştuk. Çünkü orada dini kaynaklarda bildiğimiz, mesela bu hadis tercümesi diye hani yer alan eserde aslında birkaç tane söz, tercüme hem hadis hem de vecizelerde bazı atasözlerimizi hatırlattı. Mesela kişi gizlidir, dili altında insan. Burada tercüme içerisinde böyle bir tercüme yapılmış. İşte dervişin fikri neyse zikri de odur. Hani ya da işte baş dille tartılır gibi. Bizim günümüzde de söylediğimiz hani dilin insanı yansıttığı ile ilgili birçok atasözü var. Yine eğer önde
acı olsa dilin, an evvel hasmola yoldaşlarındır. Bu içerideki tercümede yer alıyor. Yine acı söz baş belası, tat söz gönül yarasıdır. Dost ve düşman, hani dille dost ve düşman edinmeyle ilgili birçok söz, atasözümüzün aslında bu vecizelerden süzülerek geldiğini söyleyebiliriz. Burada mesela vecize olarak hani yer alanlar, hatta şöyle slide gösterisini. Hemişe iyilik eyle, iyilik etmek azadı boynu bağlı eder. Yani bu sözü de biz günümüzde yine başka şekilde kullandığımızı söyleyebiliriz. Yine çok yemenin zararı ile ilgili atasözlerimiz çok fazla var. İşte cehaletin hani bir dert olduğuyla ilgili yine çok fazla atasözü var. İşte veli her çiçekten meyve bitmez. Yine bu yazmanın içerisine geçen bir beyit. Bunu biz biliyoruz ki işte hani yine atasözü olarak günümüze ulaşan sözlerden. Dili ağzındadır ahmak kişinin, yine bu atasözleri içerisinde yer almıştır. Yazma eserden örneklere baktığımızda işte ilk vecize veya burada hadis olarak isimlendirebiliriz. Men arefe nefsehu fekat arefene rabbehu, kendini bilen Rabbini bilir. Burada önemli bir şey hadis. Vücudu hakkın ey merde akil, senin var olduğundur naskatı. Eğer bildin sen seni sen hakkı bildin ki sen masnuvü oldur sana sani. Bir diğer vecize de biraz önce bunu okumuştum. İsterseniz farklı olsun. Men azabü lisanühü fekat kesüra ihvanühü. Dili tatlı olanın dostu çok olur. Dilin tatlı olursa cümle halka, dükeli halk senin kardeşlerindir. Eğer önünde acı olsa dili, an evvel hasm olan yoldaşlarındır. Bu şekilde çevirilerin de aslında diğer kelimeyi sat alilerle benzer olduğunu da söyleyebiliriz. Hani çok kelimelerde bazı yerlerde değişimler yaşanmış. Yani eş anlamlarını seçerek değiştirmiş ama çok da fazla diğer türdeki örneklerden çok da uzaklaşmamış. Hocam ben çok zamanı almamak adına burada tamamlayıp buradan isterseniz örnekleri yine açabiliriz. Hasan hocama öncelikle hani size tekrardan çok teşekkür ederim. Emekleriniz için akademideki bu yolda ilerlerken bana hem danışmanlık hem dediğiniz gibi babalık yaptığınız için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim tüm hocalarıma. Çok teşekkür ediyoruz. Yani süreye riayet ettiğin için ve çok güzel akıcı bir sunum yaptığın için çok teşekkür ediyoruz Allah'a Hanım. Sağ olun hocam. Yüzümüzü hak ettiniz. Sağ olun, var olun. Evet. Köklü bir gelenek, 40 hadis tercümesi, 100 hadis tercümesi geleneğinin bir örneği. Ama içerisinde Hazreti Ali'nin vecizeleri de karışmış. Bence de bu tahmininize katılıyorum. Yani bu bir başucu kitabı gibi bir kişinin derleme olarak yapılmış bir mecmuaya benziyor. Yani birkaç eseri hoşuna giderek kendisi için yazmış, okumuş. Öyle. Çünkü derli toplu işte bir başlığı olan veya klasik Türk edebiyatındaki geleneği uygun şekilde tevhid, münacat, naat gibi girişi olmayan bir eser. O yüzden böyle bu vecizeleri kendisi için hazırlamış gibi görünüyor dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım daha da detaylı inceleyip yayınlarsınız. Bilim dünyasına kazandırmış oluruz bu eseri de. Sağ olun hocam. Şimdi sıra Profesör Doktor Hasan Kavruk hocamızda. Malatya İnönü Üniversitesi'nde uzun yıllar bizim hocalığımızı yaptı. Ben 1991 yılında tanışma fırsatı buldum yüksek lisans ile. Bu arada ben Atatürk Üniversitesi mezunuyum. Lisansım Atatürk Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ama yüksek lisans doktoram ve asistanlığım, doçentliğim İnönü Üniversitesi'nde geçti. Uzun yıllar Hasan hocamdan istifade ettim. Yine ben İnönü Üniversitesi'nin web sayfasından indirdiğim kadarıyla biyografisini okumak istiyorum müsaade ederseniz. Hocam, pardon. Efendim?
Handan hocam çok pardon. Tabii. Çok özür diliyorum Kazım hocam. Slaytınızı kapatabilir misiniz? Tamam, ben de onu kapatacaktım biraz sonra. Tamam, konu bitti nasıl olsa. Tamam, Çok teşekkür pardon hocam. Buyurun. ederim. Evet, Profesör Doktor Hasan Kavruk 1957 Aydın Mersinbelen doğumludur. İlk öğrenimini Aydın Bıyıklı İlkokulu'nda tamamladı. Orta öğrenimine Aydın Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda başladı. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi'nde sürdürdü. Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden 1977 yılında mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Ankara Hasanoğlan Öğretmen Lisesi'nde Edebiyat Öğretmenliği, 1980-1988 yıllarında ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde asistanlık yaptı. Profesör Doktor Hasibe Mazıoğlu'nun danışmanlığında yüksek lisansını Şeyhülislam Yahya Divanı adlı çalışmasıyla 1980'de, doktorasını Eski Türk Edebiyatı'nda Mensur Hikayeler adlı çalışmasıyla 1987'de burada tamamladı ki bildiğim kadarıyla her ikisi de Milli Eğitim Bakanlığı yayını olarak neşredildi bu tezleri hocamın. 1988'de İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünde Eski Türk Edebiyatı alanında yardımcı doçent, 1997'de doçent oldu. 1998 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümlerinin kaldırılmasından sonra Türkçe Eğitimi bölümünde görev alan Kavruk, 2003 yılında bu bölüme profesör olarak atandı. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden 1988'den itibaren alanıyla ilgili yüksek lisans ve doktora derslerini ve tez danışmanlıklarını da yürüten Kavruk, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ile Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmüş, değişik fakültelerde yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği ve enstitü kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Halen İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Eski Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türkçe eğitim alanlarında çalışmaları bulunan Kavruk, evli ve 3 çocuk babasıdır. Evet, eğitim bilgileri yüksek lisans ve doktorası Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı alanında olmuş hocamızın. Çok bereketli bir ömrü var. Velut bir şair deriz biz şairleri anlatırken. Hocamız da velut bir hoca. Yani Estağfurullah. şöyle söyleyeyim. Herhalde kitaplarını üst üste koysak boyunuzu aşar mı hocam? Herhalde boyunuzdan yüksek yazdığınız kitaplar olmuştur herhalde. Üst üste koysanız. Çünkü Ya o şekilde 60'a yakın ölçmedim. kitabı var hocamın. Ekibiyle de olsa yani birkaç kişiyle ortak da olsa tamamı 60'a yakın Hasan Kavruk adını taşıyan kitap mevcut. Ve 50 üzerinde de öğrencisi var. 50'ye yakın da öğrencisi var. 20 doktora, 40 yüksek lisans olmak üzere. 60 öğrenci, 50 kitap. Öyle ben artık rakamları karıştırdım. Allah ömrünüze bereket versin hocam. Daha da inşallah ömrünüz yettiğince hem öğrenci yetiştirmeye hem de İnşallah. devam edersiniz. Bu arada ben bunca yıllık öğrencisiyim. Yeni öğrendiğim bir sıfatı da oldu. Hocam şairmiş aynı zamanda. Divanınızı gösterebilir misiniz hocam? Nev Divan diye hiç mahlasıyla şiirleri var. Evet. Aruz vezniyle şiirleri var. Evet. Kitap şu. Nev Divan. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Mütevazi olduğu mahlasından belli değil mi? Hiç mahlası. Yoklukta Evet, büyük bir kimse varlığı kullanmasın diye hiç almış. kazanmış. Fuzuli'ye mi benzedi hocam? Kimse kullanmasın diye. Yani bilmiyorum gerçi Fuzuli'den de bahsedilebilir. Hiç divan mahlasının başkaları tarafından kullanılmayan kişilerden olduğu düşüncesiyle. Tamam. Evet. Çok Bu güzel. arada Şamurat hocamız geldi, katılmamışlardı toplantıya. Ayrılmak durumunda kaldı galiba. Evet, zaman zaman o giriyor çıkıyor. Başka oturumları da dolaşıyor. Yani sempozyumun yürütücüsü olarak Evet.
Aynı zamanda sizin de öğrenciniz o da. Evet, Şah Murat Arık da Türk Dili Edebiyatı Eğitimi bölümü mezunlarımızdan. Öğrencilerinden. Evet. Epey bir dönem beraber öğrencilik, öğretmenlik yapmıştık. Evet. Hocam, bu Buyurun. artık kitaplarınızdan da şöyle burada 16 tanesi var sadece. Hepsini saymaya kalksak bayağı bir vakit alacak. Yani zaten ikisini tezinizden ürettiğiniz kitaplar belli. Şeyhülislam Yahya Divanı ve Eski Türk Edebiyatı'nda Mensur Hikayeler. Ama o kitap aslında bir çekirdek kitap diyeyim. Ondan çok meyveler ortaya çıktı. Yani o kitap Hasan Kavruk hocamızı sadece doktor etmedi, doçent de etti, profesör de etti. Ve onun talebelerini de, yani beni de acizane ve Süleyman Çaldak hocamı da yine o hikayelerden ürettiğimiz kitaplarla doçent olduk, profesör olduk. Yani çok bereketli bir tez, doktora tezi. O tezden hala daha öğrencileri faydalanıyorlar. Ondan yine başka tezler de üretiliyor, değil mi hocam? Kitaplar da Evet, üretiliyor. bitmez tükenmez bir hazine içeriyor. Bir hazine, evet. Geniş çaplı bir birikim ve çok güzel tespitlerle Türk edebiyatında hikayeciliğin sonralardan oluştuğu gibi bir yargıyı ortadan kaldırmaya çalıştık. Çok güzel. Yüzyıllar öncesinden tarihin en eski dönemlerine kadar giden bir hikayecilik geleneğimiz olduğu ve bu hikayeciliğin en son döneme kadar tekamül ederek geliştiği, son şeklini aldığı konusunda güzel bir tespit. Fakat anladığım kadarıyla hala daha eski Türk edebiyatına hikaye ve romanın Tanzimat'la beraber Batı'dan geldiği konusunda bazı hocalarımız söylemlerini devam ettirmekte. Çok yanlış bir durum. Edebiyatımız olağanüstü bir genişliğe, olağanüstü bir derinliğe sahip. Bunun için de hemen hemen insan aklının idrak edebileceği her türlü unsuru, her türlü malzemeyi düşünebileceğimiz, hayal edebileceğimiz her türlü materyali bulma imkanına sahibiz. Kelimeleri imbikleyip de en ince teferruatına kadar mükemmel materyal oluşturabilecek, şiirler yoluyla fevkalade muazzam malzemeler oluşturabilecek olan atalarımız, hikaye gibi, roman gibi çok rahat ortaya konabilecek malzemelerde böyle geri kalmaları gibi bir durum söz konusu değil. Çok geniş çaplı bir hikayecilik, romancılık geleneğimiz var. İsmi romanı olmasa da fevkalade muazzam bir hazineye sahibiz. Bu ne biter ne tükenir. Şu anda pek çok arkadaşımız bu malzemelerle çalışıyor ve çok kaliteli materyaller ortaya çıkıyor. Çok güzel. İnşallah devamlı eder yani Ben bunlar. de doktora tezim, her iki tezim de daha doğrusu yüksek lisansta Taşıcalı Yahya Bey'in Şah-ı Geda Mesnevisini, doktorada Tutmacı'nın Gülü Hüsrev Mesnevisini çalışırken, özellikle doktora tezimde Gülü Hüsrev Mesnevisini modern roman tekniğine göre incelemek istedim. Sağ olsun hocam da izin verdi. O şekilde incelerken bana Türkçe'de roman kitabını tavsiye etti. Orada Nihat Özön'ün, değil mi hocam? Mustafa Nihat Özön'ün Evet. Türkçe'de Roman adlı kitabında dediğimiz gibi ta o eski dönemlere kadar götürüyor yani romanı, hikayeyi, o eski hikayelerden de bahsetmiş. Ben de ilk orada da görmüştüm. O kitap da çok faydalı oldu benim için. Ama sizin o yaptığınız tez bizzat o hikayeleri okudunuz mu hocam satır satır? Orada yüzlerce kitaptan bahsediliyor, hikayeden bahsediliyor. Yani Onları Kayra ekseriyeti hepsi elimden geçti. Kayra ekseriyetini okudum ama mesela yani devamlı hikayeyi baştan sona okudun mu dersen elbette okudum ama sonradan okudum. Tez bana yaparken değil. kalırsa yani hocam o tez sizin saçlarınızı dökmüş bana kalırsa. Belli değil mi zaten? Yani o kadar muazzam bir şey ki yani hazine, o kadar çok hikaye var ki içerisinde. Yani hikayeler tahlil edilmiş bir de yani. Özetleri yazılmış. Çok Evet. muazzam bir tez, doktora tezi hocamızın. Tek başına onu sadece yazsa yeterdi yani akademik çalışması için. Ama onunla da yetinmeyip dediğim gibi 50'ye yakın kitap yazmış. Hem popüler hem akademik olarak yani burada bir bakışta okuyacağım Battalname var mesela. Abdullah Öztemiz Hacı Tahiroğlu, Kendimle Göz Göze Şiirler,
öğretmenin hikayesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu mu hocam? 7'de kaldı. 7'de kalmış öğretmenin hikayesi diye öğretmenlerin hikayelerinden derleme bir çalışması var. Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım diye bir dil bilgisi kitabı var. Öğretmenin Öyküsü diye de basılmış aynı kitap, dizi. Letaif var Şemsettin Sami'nin. Yüzüncü Yıl Marşı şiirleri var. Şemsettin Sami'nin Letaif'i yine basılmış. Malatyalı Niyazi Mısri Hayatı Sanatı Eserleri ve Divan-ı İlahiyat Türkçe Şiirler. Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri Antolojisi. Böyle hakikaten dediğim gibi boyunu aşan kitaplar var. Daha da olur inşallah. Bundan sonra da bekliyoruz hocamdan. Kısmet. Hocam isterseniz sizin konuşmanıza geçelim. Bu arada zaten bir giriş yaptınız. Yani arzu ederseniz bu yani yanlış kanaati düzeltmek adına oradan da devam edebiliriz. Ama biz dün hocamla bir konuştuk, bir taslak yaparken ortak yönümüzden hareket ederek benim de hocam gibi öğretmen okulu mezunuyum. Bazı yönlerimiz ortak. O Aydın ortaklar. Ben de Arifiye Öğretmen Lisesi mezunuyum Sakarya'dan. Bir de hem Fen Edebiyat çıkışlıyım, bir de arkasından Türkçe Eğitimi bölümüne geldik Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hocam gibi. Türkçe eğitimi içerisinde klasik Türk edebiyatının yerini ben hocamdan anlatmasını istedim. O da uygun buldu ama yani siz bilirsiniz hocam. Kısaca isterseniz mensur hikaye geleneğine de değinebilirsiniz. Ondan sonra o konuya geçersiniz. Yani süremiz şu anda 11.56. 15 dakika da oradan var. 19 dakika süremiz var. Normal bir saatin dolmasına. 20 dakikalık bir süremiz var yaklaşık. Siz bilirsiniz. Yani kısaca çünkü bu dediğiniz konu da önemli. Herkes Tanzimat'la başlatırken Türk hikayeci ve romancılığını, sizin o yazdığınız mensur hikayeler, eski Türk edebiyatında mensur hikayeler bunun çok daha eskilere gittiğini ortaya koymuş zaten. Bu yanlış kanaati tezinizle ortaya koymuşsunuz. Siz bilirsiniz. Yani bu klasik Türk edebiyatının veya Osmanlı Türkçesinin Türkçe eğitimi bölümlerindeki öneminden de bahsetseniz çok iyi olur. Önce bu hikayecilikle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Ondan sonra dediğinizi yapalım inşallah. Tamam. Türk edebiyatında 10 yıllardır ben okula başladığım günlerden beri biliyorum ki lafa gelince hocalarımız bize genellikle Türk edebiyatında hikaye ve romanın Tanzimat'la beraber Fenelon'dan çevrilen Telemak'la başladığını söyler dururlar. Edebiyatımızda hikayecilik denince hemen hemen herkes buna inanmış gibi göründü. Hocamız da dedi ki yani bu acaba gerçekten doğru mudur bu hikayecilik Türk edebiyatında Tanzimat'la mı başlamış? Şiiri alabildiğini imbikten geçirip de bütün hassasiyetleri en ince teferruatına kadar inceleyen atalarımız, şairlerimiz hiç mi hikaye söylememişler? Şuna bir bakalım dedi. Tamam hocam dedik. Biz 80'de çalışmalara başladık. Gördük ki edebiyatımızda hikayecilik öyle söylendiği gibi Tanzimat'la başlamamış. Tanzimat'tan önceki dönemlere kadar, çok eski dönemlere kadar, hatta Uygurlara kadar, Uygurlardan önceki dönemlere kadar giden bir geniş çaplı hikayecilik geleneğimiz var. Hikaye edebiyatımızda sadece bugünkü manada, terminolojik manada çok kısa öykü anlamında değil, tahkiye edilen her türlü unsura verilen isimdir. Yani roman da bir hikayedir. Büyük tarihi materyaller de bir hikayedir. Mesela Tanzimat döneminde de farz edin ki Sefiller gibi veyahut da büyük Robinson Crusoe gibi malzemelerin tamamı hikaye adıyla edebiyatımıza aktarılmıştır. Hikaye Robinson, hikayeyi Telemak gibi. Yani bunlar geniş çaplı baktığımız zaman edebiyatımızda en eski dönemlere kadar giden bir hikayecilik geleneğimiz olduğu ve çok mükemmel bir hikayecilik külliyatımız olduğu, bunların batıda olağanüstü bir şekilde incelendiği, pek çok eserler yazıldığı,
Hatta biz bilmeden, tanımadan evvel bile Batı'da pek çok materyalin en ince teferruatına kadar tahlil edilip, tercüme edilip, dil incelemelerinin yapıldığı bilinmekte. Maalesef biz bunlardan haberdar değiliz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela Bahtiyarname ile ilgili olarak, Bahtiyarname ta 14. 15. yüzyıllarda ortaya konulmuş bir çalışma, hikaye kitabı. Geniş, küçük bir roman, büyük bir hikaye. Bahtiyarname ile ilgili Batı'da yapılan çalışmaların bibliografik künyesi bir kitap oluşturacak kadar. Fakat maalesef bizim edebiyatımızda, kültürümüzde, geleneğimizde Bahtiyarname ile ilgili yapılan çalışmalar bir elin parmaklarına geçmeyecek kadar. Keza Erbay-ı Sabah ve Mesa adıyla bilinen veyahut da Kırk Vezir hikayeleri, Tarihi Kırk Vezir gibi adlarla bilinen Kırk Vezir Hikayeleri adlı kitabımız da yine Batı'da bütün dillere çevrilmiş, neredeyse 4-5 dile çevrilmiş, üzerinde dünya kadar çalışmalar yapılmış, yapılan çalışmaların bibliyografik künyesi, bibliyografik künyesinin yukarıdan aşağı sıralandığı eser, malzemeler bir kitap oluşturacak kadar. Ama maalesef bizde Kırk Vezir hikayelerle ilgili yapılan çalışmalar da bir elin parmaklarını geçmiyor, o da benden sonra, benim tanıtmalarımdan sonra başladı. Yani son 15-20 yıldır yapılan çalışmalar. Bu bize gösteriyor ki edebiyatımıza vakıf değiliz. Edebiyat deyince, klasik edebiyat deyince veyahut da eski Türk edebiyat deyince akla ilk gelen şey şiir. Elbette şiir mükemmel bir şekilde gelişmiş. Fevkalade muazzam eserler ortaya konulmuş. Ama bir o kadar da nesir var, bir o kadar da hikaye var ve diğer alanlarda yazılmış çalışmalar var. Edebiyatımız bu konuda olağanüstü bir genişliğe, mükemmel bir hazineye sahip. Sadece bakabilmek, görebilmek ve kabullenebilmek lazım. Yani biz Batılılar ne derse onu nasıl kabul ediyoruz neredeyse. İşte Gip yok demiş, biz yok kabul etmişiz. Veyahut da Gip şöyle demiş, biz onu o şekilde kabul etmişiz. Halbuki durum böyle değil. Birazcık edebiyatımıza yönelsek, birazcık baksak, görsek, klasik dönemdeki materyal, malzeme, roman, hikaye olağanüstü bir genişliğe sahip. Bugünkü manada, bugünkü bakış açısıyla yazılmış, bugünkü keyfiyette hikayelerimiz öyle yok, çok çok fazla. Neredeyse külliyatlar oluşturacak kadar genişliğe sahip. Evet, Eski Türk Edebiyatı'nda Mensur Hikayeler adıyla bunu yayınlamıştık. Yıllar oldu. Üçüncü baskısını yaptı Milli Eğitim Bakanlığı. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda da piyasada var. Arayan arkadaşlarımız bulabilirler. Hikayecilikle ilgili bunlar yeterli gibi geliyor bana. Arkadaşlarımızın sorusu olursa gene ifade etmeye çalışıyorum. Türk edebiyat, klasik edebiyat, eski edebiyat veyahut da argo ibareyle ya da yanlış adlandırmayla divan edebiyat denilen edebiyat arkadaş edebiyatçılarımızın veyahut da geniş çaplı düşünürsek alan eğitimcilerimizin Türkçe öğretmenliklerinde, Türkçe eğitimi bölümlerinde bazı problemlerle karşılaştıklarını biliyoruz. Galiba Kazım hocamızın sorusu da ondan ibaret. Evet, evet. Elbette Türkçe bölümleri, Türkçe eğitimi bölümleri, daha önceki dönemlerde işte eğitim enstitülerinde Türkçe eğitimi bölümü olarak çalışan bu birimler, fakültelerde son zamanlarda ihdas edilmiş birimler. Buralarda alan eğitimi oldukça fazla yadırganıyor. Genellikle Türkçe eğitiminin ana esprisi olan dört temel beceri üzerinde duruluyor. İşte okuma eğitimi, yazma eğitimi, anlama, dinleme gibi. Ama pür alanlar, eski edebiyat, yeni edebiyat, halk edebiyatı veyahut da dil de dahil buna çok fazla üzerinde durulmayan ve neredeyse adı çok fazla üzerinde durulmayan derken geçiştirilen alanlar, özellikle eski yazı, Osmanlıca gibi konular, eski Türk edebiyatı gibi konular çok fazla üzerinde durulmadan adeta geçiştiriliyor. Ama çok büyük bir sıkıntı bu. Edebiyat olmadan dil olmaz. Dil olmadan dil bilimi, dil nosyonu olmadan, Türk dilinin genel karakteristiği yakalanmadan Türkçe eğitiminin olabilmesi çok kolay bir şey değildir. Çünkü bir şeyi öğretebilmek için onun teferruatıyla bilmek lazım.
Yani ben bunu şöyle bir örnekle daha rahat anlaşılabilecek şekilde getireyim isterseniz. Siz birisine bilgisayarı öğretecekseniz o öğreticinin bilgisayarı en iyi şekilde bilmesi gerekiyor. Biz Türkçe'yi öğreteceksek Türkçenin en iyi şekilde bilinmesi lazım. Zira edebiyatı da bilmemiz gerekiyor. Türkçe denilen unsur son yüzyılda yüzyıllık bir malzeme değil. Binlerce yıllık bir geçmişi olan, binlerce yıllık edebiyat kültürü, estetik kültürü olan ve bu kültürle gelişen, tekamül eden bir anlatım vasıtasıdır Türk dili. Türk dili eşittir Türkçe ise Türkçenin de binlerce yıllık o geçmişe dikkat ederek, dikkate alarak öğretilmesi lazım. Yoksa sadece konuştuğumuz dili eğitim bilimleri formasyonu çerçevesinde birilerine aktarmaksa bu Türkçecilik değil. Türk dili eğitimciliği değil. Başka bir şey denir buna. Onun için biz ben şahsen Türkçe eğitiminde çalışıyor olmakla biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. Zira Türkçe eğitiminde bu dil alan eğitimleri çok kısa, çok basit bir zaman diliminde geçirilmeye çalışıyor. Fen Edebiyat Fakültelerinde 24 krediyle veyahut da 30 krediyle verilen Mesfarca'nın eski Türk Edebiyatı sadece bir dönemi içinde iki sömestirde, ikişer saatle, 4 saatte verilmeye çalışılıyor. 4 saatte eski Türk Edebiyatı'nın tamamını veyahut da 6 saatte yeni Türk Edebiyatı'nın tamamını, 2 saatte halk edebiyatını verebilmek büyük bir mucize, büyük bir mucize. Onun için genellikle diyorum, geçiştiriliyor. 2'şer saatten 4 saatte Osmanlı Türkçesi öğretilebilir mi? Öğretilemez. O zaman ne yapılıyor? Yani geçiştiriliyor. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza okumayı öğretmedikten sonra, okunacak materyalleri öğretmedikten sonra, Türk dilinin tarihi geçmişini, Türk dilinin genel karakteristiklerini, genel özelliklerini öğrenciye bahsettirmekten sonra, emdirmekten sonra, onlarla hemhal hale getirmekten sonra Türkçecilik olmuyor, olmayacak. Sadece eğitim bilimleri çerçevesinde baktığımız zaman Türkçe eğitimi çok kısır kalıyor, çok çok kısır kalıyor. Başka alanlarda nasıl oluyor bilmiyorum. Mesela tarihte olabilir, yani sosyal bilgilerde olabilir, başka alanlarda olabilir ama Türk dili ve edebiyatında, Türk dili edebiyatına sağlıklı bir şekilde hakim olmayan arkadaşlarımızın Türkçe eğitiminde çok fazla başarılı olacaklarını zannetmiyorum. Sadece günlük konuşma dilini aktarmak değildir Türkçecilik. Geniş çaplı bir altyapıya, birikime sahiptir. Bu çerçeveden bakınca yani eski edebiyatçı Türkçe bölümünde nasıl lisansüstü çalışmalar yaptırır? Aklımıza geldi mesela dünkü sorulardan birisi oydu. Evet, evet hocam lütfen. Ben mesela yani Fuzuli'de Türkçeyi tez olarak yaptırdım. Yunus Emre'de Türkçeyi tez olarak yaptırdım. Şahmurat Bey bir şey soruyordunuz galiba. Sayın Hocam çok özür diliyorum. Estağfurullah. Diliyorum hocam, ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah gülüm. Davetimizi kabul ettiniz, bizi geri çevirmediniz. Minnettarım hocam, onu duydum. Kazım Hocam, Sayın Oturum Başkanım. Vaktimiz daralıyor. Türkçenin problemleri sabaha kadar konuşsak bitmez. Ben hocam müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Mutlaka şu an katılımcılar da soru sormak isteyeceklerdir. Kazım Hocam müsaadeniz var mı hocam? Tabii ki çok. Biz de teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı sunduğunuz için. Hasret giderdik ya. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Hocamızla, öğrencimizle. Tabii buyurun. Buyurun hocam. Hasan Hocam. Zaten maksat hasır oldu değil mi hocam bu konuda? Evet, evet, evet. Evet, fazlasıyla. Sayın Hocam, bunca yıllık idarecisiniz. Uzun müddettir akademidesiniz. Aile reisisiniz. Çok sayıda öğrencileriniz oldu. Çok fazla hayat tecrübeniz oldu bunca yıldır. Bu kadar tecrübenin sonunda ulaştığınız öz nedir hocam? Bireysel olabilir, insani olabilir, akademik olabilir. Aklımızda bir köşede yazabileceğimiz, kulağımızda küpe olabilecek, bize hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Ulaştığınız özden bahsedebilir misiniz Sayın Hocam? Yani kısaca özetlemek gerekirse, zerre kadar ne yaparsan onun karşılığını görürsün. Hayır da olsa, şer de olsa. Anladın değil mi?
Evet hocam. Biraz daha kadar ne yaparsan onun karşılığını bir şekilde görüyorsunuz yani. Şamrat Bey. Evet hocam. Evet hocam. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Enstitü müdürü olmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet. Ben bu kadar zaman diliminde, benim şu anda 44. yılım, 45. yıla giriyoruz neredeyse. 60'a yakın öğrenci yetiştirmişim. 20 kadar doktora, 40 kadar yüksek lisans. Bunların içinden akşam aklıma geldi. Saydım 15 tane profesör var şu anda. Şamrat Hocam. Maşallah. Bundan sonra 8 tane doçent var. Yine 8-10 kadar yardımcı doçent var. Yani güzel bir duygu. İnsan ne yaparsa yapsın karşılığını mutlaka görüyor. Yani görmese de önemli değil. Mustafa Bey ben karşımda duruyor mesela. Biraz kilo almış. Mustafa Bey de bu arkadaşlarımızdan birisi. Ben arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yüzümüzü kara çıkartmıyorlar. Sağ olsunlar. Güzel çalışmalarla edebiyatımızı, alanımızı şenlendiriyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya, bazı durumlarda katkı yapmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadarla da mutlu oluyoruz. Bütün hocalarımız da aşağı yukarı aynı gibi. Evet, Atilla hocamız da geldi. Atilla hocam çok güzel beslemişler Kütahya'da. İyi kilo almış galiba. Atilla hocam hayırlı uğurlu olsun. Rektör yardımcısı olmuşsunuz. Hiç söylemiyorsunuz. Hocam ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah Sayın Hocam. İyisiniz inşallah hocam. Sizleri çok teşekkür iyi görüyoruz. Çok sağ olun. İdare ediyoruz. Yaramazlık evet. Yok. Aynı minimal üzere gidiyor işte. Çalışıyoruz. Evet. Çalıştığımız kadarıyla da karşılığını görmeye çalışıyoruz inşallah. Selamlar. Bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Yani biz Hatice teşekkür hocam. Ederiz. Anladın efendim. Hocam. Çok sağ olun. Çok güzel bir proje bu. Yani harika bir şey. Bir de o vefa daha da bir taçlandırdı yani. Evet. Gidişte açılışı ben izledim videodan. Evet. Harika oldu. Hakikaten tam bir vefa örneği sundunuz bizlere. Çok sağ olun hocam. Mustafa hocam size de selamlar. Siz de bir selam verebilirsiniz hocamıza. Hocam, ama sesiniz kapalı Mustafa hocam. Sesiniz kapalı. Hocam, bir kulağımızda küpe oldu. Ne yaparsanız onu görürsünüz dediniz. Diğer kulağımızda geliyor hocam. Var mı sayın hocam? Efendim. Sesim... Hocam bir kulağımıza dedim bir küpe taktık. Ne yaparsanız onu bulursunuz dediniz. Herkes yaptığının karşılığını alır. Evet. Diğer kulağımıza da bir küpe var mı sayın hocam? Çalışmak bir ibadettir. Çalışmak bir ibadet. Yani çok ömür, ömür kısa. Yapabildiğimiz kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla hayatımızın karşılığını vermemiz lazım. İnsanlara ne kadar faydalı olursanız o kadar keyfiyetiniz olur. Pandemiden yani. Önce isi için söylüyorum. Benim bildiğim sabah 9, akşam 9'du ama mesainiz 12 saat. Hala o sürüyor mu? Sabah 9, akşam 7 oldu artık. He, o kadar. Maşallah. Pandemiden dolayı. Yani ben bildiğim bileli öyle yani. Sabah 9, akşam 9'dur yani hocamın mesaisi. 12 o ikinci eğitim varken 9'dan aşağı önce ayrılmazdık fakülteden ama şu anda ikinci eğitimlerimiz kalktı. Türkçe eğitimi bölümlerinde biliyorsunuz belki de. İkinci eğitim olmayınca artık 7'ye kadar devam ediyoruz. 7'de bırakıyoruz mümkün mertebe. Yani ömrünüze bereket versin. Kusura bakmayın ben bir iki şey söylemek isterim Musa hocam sesi açana kadar. Evet sesim geliyor mu hocam? Geldi şimdi evet. Evet. Buyurun Atilla hocam siz söz almışken araya girmeyin. Allah razı olsun hocam çok teşekkür ediyorum. Başta Hasan hocam olmak üzere ve bütün katılımcıları saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hasan hocamın bizim üzerimize çok büyük hakkı var. Kazım hocamın söylemiş olduğu sabah 7 akşam 9'a ben cumartesi pazarı ekleyeyim. Cumartesi evet, evet. Pazar cumartesi pazar Hasan hocam çok kahrımızı çekti. Biz Kütahya'dan Malatya'ya geliyorduk. Hasan hocam çok bütün öğrencilerime anlattığım bir ufak bir anekdot var. Onu müsaadenizle söylemek isterim. Estağfurullah hocam buyur. Şimdi her hafta Malatya'ya biz Hasan hocam Allah razı olsun sahip çıktı.
sıkıntılı zamanları yaşadık. O dönemlerde bizlere hep ümit verici ifadeleri oldu. Bu zamanların geçeceğini, bizim yapmamız gerekenin çalışmak olduğunu, üzerimize düşen vazifeyi yaptıktan sonra gerisini Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iş olduğunu ifade ediyordu. O şevkle hakikaten de güzel çalışmaları yaptık. Biz buradan hafta içerisinde izin alamıyorduk. Hafta cuma günü saat 5'te çıkıyorduk Kütahya'dan. Saat 6.30'da Eskişehir'de oluyorduk. 7 Bursa arabasıyla Malatya'ya gidiyorduk. Sabahleyin Malatya'da oluyorduk. Hocam sağ olsun dedi ki siz üzülmeyin. Hafta içerisinde olmazsa hafta sonu gelirsiniz. Ben hafta sonu gelir dersleri yaparız. Cumartesi, pazar günü istisnasız her hafta Hasan Hocam hafta sonlarını bizlere ayırdı ve 2 yıl boyunca biz ders dönemi 2 yıldı. Hocam hala 2 yıl mıdır bilmiyorum. İki yıl boyunca bütün cumartesi pazarlarını bizlere ayırdı. O konuda minnettarım bir defa. Hocam bir hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi bir bayram, Ramazan bayramı arefesi bir hafta önce otobüslerin hepsi dolmuş. Ben de Hasan hocamı aradım bir şey ile, dedim ki ya %100 hocam izin verir. Bu Kütahya'dan Malatya'ya kadar gideceğiz ama otobüslerde bilet kalmamış. Aradım hocam dedim, eğer müsaadeniz olursa bu hafta gelmesem nasıl dedim, şey ders durumu nasıl olacak? Hocam dedi ki Atilla dedi gelirsen iyi olur. Şimdi hiçbir şey kalmadı bize, başka bir itiraz noktası da kalmadı. Ne yaptık ettik, bir şey otobüse yer bulduk. Ondan sonra Malatya'da kaldık. Dönüş otobüsleri sonra bir belediye otobüsünü ek sefer olarak koymuşlar. Unutamadığım hadiselerden bir tanesidir bu. Hocam her hafta istisnasız ders yaptı. Cumartesi, pazar günlerini, tatil günleri ne olursa olsun hiç aksatmadan çok istifade ettik. Allah razı olsun. Bizlere çalışma prensiplerini gösteren Hasan hocamdır. Literatüre hakim olmamızı çok isterdi, arzu ederdi. Onunla ilgili ciddi telkinleri oldu. Bu konularda çok istifade ettik. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun hocam. İnşallah yapmış olduklarınızın hepsi sadaka-i cariyedir. Siz ekolünüzü, odanız bir okuldu. Bizim için hayatın farklı yönlerini gösteren bir okuldu. Zaman zaman moralimiz bozuk olduğunda çiğ köfte yaptırdınız. Odanızda çok hem maddi hem manevi çok istifade ettik. Hayata nasıl bakılacağını bize gösterdiniz. Öğrenci nasıl yetiştirilir, çalışma, ilmi çalışmalar nasıl yapılır, onları gösterdiniz. Sizlere minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, estağfurullah Hasan Hocam. Biz teşekkür ederiz. Kaynakça soru sorması değil mi? Meşhurdur hocamın. Aynen öyle. Literatürde kaynakça sormadan olmaz mesela. Literatüre hakim olmayan çalışma yapamaz derdi. Bunların ayak anahtarları... Ayak kurduğunu desek yeridir. Evet, bunlar kilittir, anahtarları sizde olması lazım derdi. Sağ olsun hocam. Sonraki dönemlerde çok faydasını gördük hocam. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Sağ, sizler de sağ olun. Hocam yolculuğa çıkıyorum. Müsaadeniz var mı? Estağfurullah benim, estağfurullah. Kendinize iyi bakın. Görüşelim inşallah. Hürmetle öpüyorum. Ellerinizden öpüyorum. Dualarınızı bekliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de dua edin inşallah. Şahmurat hocama da çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten de bu Türkiye'de bir ilk oldu. Çok önemli bir vefa göstergesi oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Kazım hocam çok hürmet ediyorum. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hürmetler. Sağ olun. Hayırlı yolculuk. Teşekkürler. Tamam. Çok sağ olun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun. Buyur Mustafa hocam. Sayın Başkanım. Oldu ama artık bundan sonrası muhabbet faslı. Yalnız cuma namazını kaçırmayalım. Tamam. Daha yarım saat var kıymetli hocam. Sayın Başkan. Evet.
kadim dostlarım, çok değerli hocam. Ben de sayın müdürüm ve değerli katılımcılar. Ben de hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hocamla ilgili hatıralarımız çok. Zaman dar. O bizim ne söyleyeceğimizi aslında kalbimizden geçenleri o tahmin ediyor. Yani Hasan hocam nasıl Yunus okulu varsa, Mevlana okulu varsa, Hasan hocamız da bizim okulumuzun mimarı diyelim. Efendim kurucusu artık. Onunla ilgili ne kadar övgü dolu sözler söylesek aslında kifayet etmez. Hakkı diğer Atilla hocamızın da, Nazım hocamızın da, diğer hocalarımızın da ifade ettikleri gibi hocamızın üzerimizde hakkı çok fazla. Ne yapsak, ne söylesek az gelir aslında. Yalnız saygıdeğer hocam, siz bu hikayeleri anlatırken aklıma bir şey geldi. Bu konuda bazı öğrenmek istediğim veya merak ettiğim hususlar var. Şimdi bu hikayelerin en azından bir kısmını günümüz okuyucularına veya yeni nesile nasıl arz edebiliriz? Size de arz etmiştim. Biz böyle bir hikaye serisi başlattık. 3 tanesini, 5 tanesini de sayın rektörümüz kaleme aldılar kendi alanıyla ilgili olarak. Acaba bu konuda neler yapılabilir? Biliyorsunuz ilde çok büyük değişiklikler oldu. Bu hikayeleri günümüz nesilleriyle buluşturmak lazım. Bu hususta ne yapılabilir? Benim kısaca sizden sorum bu. Tekrar hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah bu bayrak devam edecek sonsuza kadar. Seher-i Haşr'e kadar diyelim. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. O konuyla ilgili olarak biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Mesela eserleri, külliyatları çeviri yazısını yaparak yayınlamaya çalışıyoruz. Mesela son çalışmalarımızdan bir tanesi işte Kazım Bey de biliyor. El-Feraş Badeşşidde'yi daha önce akademik çerçevede yayınlamıştık. Onu daha da umumi hale getirerek yeniden yayınlıyoruz. Bu sefer de hem çeviri yazısını verdik hem de tıpkı basımını yayınladık. Bunları piyasaya kazandırarak herkesin kullanabileceği, herkesin faydalanabileceği, herkesin üzerinde çalışmalar yapabileceği şekle dönüştürmeye çalışıyoruz. En güzel yapılacak hususlardan bir tanesi bu. Bu çalışmalara isteyenlerin ulaşmasını sağlamak. Biz bunları önceden yapalım ki daha sonradan sizin düşündüğünüz şekilde çoğu öğrencilere veyahut da çocuklara ya da gençlere hitap edebilecek dilde içi çevirilerini yaparak herkesin rahatlıkla kullanabileceği, herkesin zevkle okuyabileceği unsurlar haline getirmek lazım. İşte Cevami'li hikayetleri mesela yayınlıyoruz. Birinci cildini yayınladık. Diğerleri bekliyor. Kırk Vezir hikayeleri üzerinde ben burada yüksek lisans tezi yaptırmıştım. Kırk Vezir hikayelerinde eğitici değerler diye. Kırk Vezir hikayelerini yayınlayacağız yakında, önümüzdeki günlerde. Bu şekilde herkesin istifadesine sunacağız. İşte bunları Mustafa Güneş alacak, güncelleyerek yapacak. İşte Kazım Bey alacak, ne bileyim, kadıyla Uğur'u hikayesini düşünüyordu, bilmiyorum ne yaptı. Sonradan bilgi vermedi ama kadıyla Uğur'u hikayesini güncel hale getirip herkesin faydalanacağı şekilde bir iç çevirisini yapacak. Bu şekilde devam edip gideceğiz. Ancak bu tarzda olabilir. Şimdiye kadar çok geç kalınmış. Batılılar bunu defalarca ve defalarca yapmışlar. Yani biz kendi malzememizi onlardan öğreniyoruz neredeyse. Biz onlar kadar çalışırsak herhalde öğrencimiz, gençlerimiz, ne bileyim, gelecek nesiller bunlardan faydalanabilecek şekilde gelecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Benim de kanaatim hocam acizane. Şu anda maalesef kitap okutturamıyoruz öğrencilere. Ama küçük yaştan itibaren televizyon izliyorlar, sosyal medyaya el atmışlar ufak öğrenciler bile. Onlara aslında bunları bir çizgi film senaryosu, animasyon senaryosu haline getirip bunları görselleştirmemiz gerekiyor. Bunlar da bir hazine. Böyle evet. Batılılar abuk subuk şeyleri dizi yapıyorlar hocam. Bunlardan rahat El-Feraş Badeşşidde dizisi çıkar yani. Tabii onu yapacak biz değiliz. Biz onları kullanıcıların istifadesine sunalım. Bunu da ulaşabilecek şekilde getirelim. Onlar da dediğini yapacak. Sempozyumun sonuç bildirgesine girmesini istiyoruz bu temennimizin. Öyle diyelim. Sayın Başkanım. Yani bu hikayelerin bir senaryo haline dönüştürülüp film
çizgi film, animasyon, dizi film haline getirilmesini temenni ediyoruz. İnşallah. Sayın Başkanım, bir cümle arz edebilir miyim Sayın Hocam, kıymetli hocam? Buyurun. Şimdi biz çocuklar için bilgelik hikayeleri diye serimizi devam ettiriyoruz. Dediğim gibi 5 tanesinde kendi alanıyla ilgili Sayın Rektörümüz kaleme aldılar. Çok hoşlarına gitti. Her yerde bunu anlatıyor. Mesela Harname ile başladı. Süleyman Hocamızın kitabından Horosname'yi aldık vesaire. Şimdi bu hikaye serisinden en azından 5-10 tane bu seriye katabilirsek, yani Haziran'a bunu arz ediyorum, çok iyi olur. Resimli bir şekilde, bu resimli kitap olduğu takdirde ilk öğretimin ikinci kademesine hitap ediyor. Çok da güzel geri dönüşler geldi. Hakikaten bu seviyeye indirilmesi çok önemli. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu hususun sonuç bildirgesinde yer alması önem arz etmektedir. Kısaca bunu arz ediyorum. Saygıdeğer hocam. Tamam. İnşallah Mustafa Bey. İnşallah. Bizim de temennimiz o. Yani ilgili arkadaşlarımızın bu konularda güzel çalışmalar yapacağından eminim ben. Yeter ki ulaşabilsinler malzemelere. Tamam. Sizin de çok bu malzemeleri hocam, sizin de bu malzemeleri hocamızla birlikte, Kazım hocamızla birlikte, sizlerin önderliğinde bunları böyle bilim insanlarının istifadesine sunması gerçekten çok önemli. Tabii sizler bunu yaptınız. Bundan sonraki nesiller bunu daha böyle geniş kesimlere, çocuklara özellikle sunacaklardır. Buna inanıyoruz. İnşallah. Peki. Malatya'da biraz daha erken tabii cuma. O yüzden hocamı cumaya kaçırtmayalım. Müsaade ederseniz ben burada kapatmak istiyorum. Yine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yönetimine, Şahmurat hocama bu imkanı sunduğu için teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoşça kalın. Ben de herkese, özellikle Şahmurat Bey ve katılımcıların tümüne teşekkürlerimi arz ediyorum. İnşallah ileride daha güzel vicahi toplantılara da fırsat olur. Çok teşekkürler efendim. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kazım hocam çok sağ olun. Hakan Kara hocamız da dinliyordu. Şimdi ekranı açtı. Hakan hocam hoş geldiniz. Sesiniz çıkmıyor hocam. Hakan hocam sesiniz çıkmıyor. Mikrofonumuz kapalı sayın hocam. Gelmiyor maalesef. Ses gelmiyor sayın hocam. Herhalde bir teknik bir problem var. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli hocalarım, ben de çok teşekkür ederim. Kaydı durduruyorum. Çok sağ olun Hatice Hanım. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İyi sağ günler olun. Diliyoruz herkese. Sağ olun. Bunlar yayınlanacak değil mi webde oturumda? Evet hocam. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere cümleten. Sağ olun. Selamlar hocam. Çok saygılar. Görüşmek üzere. Handan Hanım'ı tebrik ederim. Hasan Hocam ellerinizden öpüyorum hocam. Malatya'ya çok selamlar. Çok teşekkürler. Kazım çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşelim inşallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Mustafa Hocam hayırlı cumalar. Hatice Hanım teşekkür ederim. Hayrettin Bey sağ olun. Cumalar. Özgür Bey görüşmek üzere. Haziran'a da çok sağ olun hocam. Hayırlı cumalar sağ olun. Evet Esra Hocam var. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Handan Hanım çok sağ olun. İyi günler. Hayırlı günler sağ olun. Tamam.